Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şirin bebek patiğinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Patik için 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü kullanacağım. İpe uygun olarak da 3,5 numara şişle öreceğim. Patik normalde 0-6 ay gibi düşünüyorum ama tekini ördüm. Bu kullandığım manken 1 yaş için. Ona da rahatlıkla oldu. Yani 1 yaşa kadar kullanılabilir. Çok basit bir model. Sadece haroşa örgü ve bir düz bir ters lastikle çok kısa sürede birkaç saatte örülebilecek bir model. Bu nedenle hiç örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra dilerseniz patiğin yapılışına başlayalım. 48 ilmek alarak başlayacağız. İpimden bir miktar ayırarak 48 tane ilmek alıyorum şişe. Klasik ilmek alma yöntemiyle alacağım, kuyruk tipi. Yani ipin bu uç kısmı, kısa kısmı bizden tarafta, yumağa giden kısmı karşı tarafta duracak şekilde. Bakın şöyle iki parmağıma takarak ipi, baş ve işaret parmaklarıma. İlk ilmeği şöyle alıyorum. Sonrasında da klasik bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Çok sıkı da değil, çok gevşek de değil ilmeklerim. Bu şekilde toplamda 48 tane ilmek alıp geliyorum. Evet, 48 tane ilmeğim hazır. Şu kalan ucumuzu şöyle bağlayalım. Ve haroşa örerek örgümüze başlayalım. Haroşayı her iki yönden hem düz örerek hem de ters örerek elde edebilirsiniz. Ben düzle örüyorum haroşayı. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl alışıksanız o şekilde örebilirsiniz. Normalde ilk ilmekleri örmeden alıyorum ama ilk sıra olduğu için bu sırada öreceğim. Düz örerek başlıyorum. Sırayla ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna geliyorum. Bakın son ilmeği ters örerek alacağım. Sonra yeni sıraya başlarken ilk ilmeği örmeden alacağım. Örgümüz boyunca bu şekilde devam edeceğim. Son ilmekleri ters örerek, ilk ilmekleri örmeden alarak. Şimdi bu yönden de düz öreceğim. Haroşa öreceğiz dediğim gibi. Bir miktar haroşa örgüye devam edeceğim. Toplamda 12 haroşa sırası olana kadar haroşa örgüye devam edeceğim. Bakın şöyle çıkartıp göstereyim. Patiğin şu an şu alt kısmından başladık. Şu kesmeleri yapacağımız noktaya kadar şu kısım 12 haroşa sırası olacak. Toplamda 12 sıra buraya kadar öreceğiz. Şu an bakın bir sıra oldu. Görünüyor zaten. Ben 12 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, 48 ilmekle örmeye devam ettim. Bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 haroşa sırası kadar ördüm. Şimdi artık kesmelere geçeceğiz bu noktadan itibaren. Şu patiğin ön kısmında görünen şu kesmelere başlayacağız. Bunun için 3'e bölüyoruz ilmek sayımızı. Toplamda 48 taneydi. 16'şar ilmek olmak üzere 3'e böleceğiz. Kenardan 16 ilmek sayarak ilk ayracımı takıyorum. Tekrar 16 ilmek sayarak ikinci ayracımı takıyorum. En sonda da zaten 16 ilmek kalmış oluyor. Şimdi İlk ayraca kadar örelim düz haroşa olarak. Evet, şimdi bu arada toplamda 16 tane ilmeğimiz var iki ayraç arasında. Bunları ikişer ikişer birlikte örerek kesme yapacağız. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın, sağ kesme yapacağım. Yani şu ilk iki ilmeği şöyle önce biraz hafif bollaştırayım. Bu şekilde birlikte alarak ilk kesmeyi yapıyorum.
Aynı şekilde devam ediyorum. Sonraki iki ilmeği yine sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Önce şöyle biraz bollaştırıyorum ki ilmekleri bu şekilde almam kolay olsun. 3 oldu. Dört oldu. Beş. Altı. Yedi. Bir son kez. 8. Toplam 16 ilmeği 8 kere de ikişer ikişer alarak 8 ilmeği düşürmüş olduk. Şimdi kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Örgünün arkasından bütün ilmeklerimi yine düz örerek sıra başına geleceğim. Evet, örgünün arka yüzünden haraşo örüp başa geldim. Baştan da tekrar ilk ayraca kadar haraşo örerek devam ettim. Şimdi yine kesme yaptığım noktadayım. İlk sıradaki kesmelerimizde ilmek sayısı 16'dan 8'e düşmüştü. Şimdi yine ikişer ikişer kesme yapacağız aynı şekilde. Bu sefer yine yarıya inecek. İlmek sayımız 8'den 4'e düşmüş olacak. Yine bir önceki sırada olduğu gibi ilmekleri ikişer ikişer şöyle birazcık önce bollaştırarak alıyorum. Evet, bakın artık 4'e düştü ilmek sayımız. Yine sırayı tamamlayıp arkadan haraşo örüp tekrar kesme yapacağım noktaya kadar geliyorum. Evet, örgünün örgüsünde tekrar kesme noktasındayım. Artık 4 tane ilmek kaldı arada. Şimdi yine ikişer ikişer keseceğiz. Ve 2 tane ilmeğimiz kalacak. Bu bir. Bu da iki. Yine sırayı tamamlayıp arka yüzden yine düz örüp tekrar kesme noktasına mavi ayraca geliyorum. Evet, tekrar kesme noktasına geldim bakın. Artık iki tane ilmek, hatta ayracı da çıkaralım, artık işimiz bitti. 2 tane ilmeğimiz kaldı son olarak. Onları birlikte alarak kesmelerimizi tamamlıyoruz. Yani başlangıçta 16 ilmek ayırmıştık ortada. O 16 ilmeği keserek şu an 1 ilmeğe düşürmüş durumdayız. Her iki tarafta 16'şer ilmeklerimiz duruyor. Yani toplamda şu an 16, 32, bir tane de ortada 33 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum. Arkadan yine haraşo örerek ön yüze sıra başına geliyorum. Evet, kesmeleri tamamladık. Bakın patiğimiz bu şekle geldi. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Artık şurada gördüğümüz lastiğine başlayacağız. Ama ben haraşodan sonra lastiği ön yüzden başlamıyorum. Arkadan başlarsam daha güzel duruyor. Şu an bakın ipim sol tarafta. Burası ön yüzü. O yüzden bu sırayı da haraşo olarak öreceğim. Sonra tersten gelirken arka sırada lastiğe başlayacağım. Şimdi burayı da haraşo olarak örüyorum öncelikle. Evet, şu an arka yüzdeyim. Lastiğe başlayacağım. Kenar ilmeği örmeden aldıktan sonra ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Sonra tekrar düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde
lastik uygulamama başlıyorum. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters örerek lastiğin ilk sırasını tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna geliyorum. Düz ve ters örerek son ilmeği ters örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi lastik örmeye devam edeceğim. Artık düzler tersler belli zaten. Yaklaşık 12-13 sıra kadar ilk eşinde olduğu gibi batiğin 12-13 sıra kadar lastik öreceğim. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Sonra sırada bir ters ilmeğim var. Onu ters. Sonra sıradaki gelen ilmeği düz. Yani ilmekleri olduğu gibi örerek lastiğimi yaklaşık 12-13 sıra olacak kadar öreceğim. Evet, toplamda 13 sıra lastik ördüm. Uzunluğu da 4 cm kadar oldu. Siz bu uzunluğu dilerseniz daha da uzatabilirsiniz eğer uzun olmasını istiyorsanız. Şimdi ilmeklerimizi keserek örgüsünü tamamlayalım patiğin. Örerek kesme yöntemiyle keseceğiz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İlk iki ilmeği örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sırada düz ilmek var, onu düz örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ters ilmek var, onu ters örüyorum. Ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmekleri oldukları şekilde örüp bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Son ilmekteyim. Son ilmeği bakın şöyle alttaki ilmekle birlikte alıyorum. Son ilmeğin düzgün durması için. İkisini birlikte örüyorum. Ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak tamamlıyorum. Şimdi patiği dikeceğiz. O nedenle ipi biraz uzunca bırakıp keseceğim. Şöyle yeteri kadar bırakarak ipi kesiyorum. Örgüsünü tamamladık patiğin. Bakın bu şekilde oldu. Şirin, sevimli bir patik. Patiği dikmek için ipin ucuna bir iğne takıyorum. Patiğin tersini çeviriyorum. Tersten dikeceğim. Şimdi önce şu başlangıç noktasında ipin olduğu yerden karşı tarafa bir şöyle iğnemi geçirerek ipi bir bağlayayım. Başlangıç noktasını sağlamlaştıralım. Aynı noktadan bir kere daha şöyle geçireceğim. Karşı taraftan bu tarafa. Sonra bakın bu kenardaki V şeklinde ya da başak şeklinde ilmeklerimiz var her iki tarafta. Bunların içte kalan parçalarından dikeceğim ki ters çevirdiğimizde dıştan bir kabarık bir görüntü, kalın bir görüntü oluşmasın. Bakın karşılıklı bu ilmeklerin içte kalan parçalarını birleştiriyorum. Bakın buradaki V şeklindeki ilmeğin içte kalan parçasından geçiriyorum. Sonra bu tarafta yine bakın V şeklinde ilmeğin içte kalan parçasından. Bu şekilde bütün ilmekleri karşılıklı birleştirerek dikişimizi yapacağız. Çok da çekmeyelim ipi. Gevşek olsun. Sert olmaması için dikişimizi. Bu şekilde devam ederek
Önce arka tarafını, sonra da alt tarafını dikip patiyi tamamlıyoruz. Evet, dikişini tamamlayarak patiyi bitirmiş olduk. Dış yüzünü şöyle çevirelim. Bakın çok kolay olmasına rağmen çok şık ve cici bir patik oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Böylece bu projeyi de tamamlamış olduk. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.